Arkadaşlar herkese selamlar. Hesap makinesi projemizin 6. dersindeyiz. Bu dersimizde sizlerle çarpma işlemi kısmını bir halledeceğiz. Bu dersimizle birlikte bir önceki dersimizde söylemiştim. Kopyala yapıştırla yapmaya başlıyorum arkadaşlar önümüzdeki iki dersi. Çünkü zaten aynı şeyleri yapıyoruz ve dersin sonlarına doğru ufak ufak bu UI router ile ilgili bilgiler veriyor olacağım. Önemli olan biraz mantığını kavramakta İlk iki derste sanırım bu state'ler arası geçişi, kontroller'ların nasıl oluşturulduğunu, hangi verinin nereye gittiğini, bir hatayla karşılaşırsak o hatanın nereden kaynaklanabileceğini güzelce öğrendik diye düşünüyorum. Umarım sizler de benimle aşağı yukarı aynı fikirdesinizdir arkadaşlar. Bu dersten itibaren... İki iki ders boyunca kopyala yapıştırla biz bunları oluşturacağız. Sonrasında da daha güzel bir kodlama ile bu toplama çıkarma işlemlerine geçiş yapmış olacağız. Çok vakit kaybetmeyelim. Başlayalım isterseniz. Dersten önce yine şu subtract ya da ete benzer şekilde multiply kısmını oluşturdum arkadaşlar. Sonuç kısmı html sayfası bir de multiply controller'ımız var. Bunların içini dolduralım isterseniz. Şöyle subtract'tan geliyorum direkt. Copy paste yapıyorum. Buradan çıkarmak istediğiniz yer yerine çarpmak istediğiniz değerler diyorum. Şurada fonksiyonumun adı multiply olacak. Çarpma işlemi yapıyorum diyorum. Burada çıkar yerine de çarp diye bir isim verelim arkadaşlar. Bunu yaptık. Multiply result içinde yine aynı şekilde şuradan kopyala yapıştır diyelim. Bu kısımlar için umarım kızmıyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü ben de çok tereddütte kaldım. Hocam sürekli aynı şeyleri anlatıyorsun da, hocam buraları hızlı geçmişsin diyen insanlar olacaktır mutlaka. Ama umarım bu ilk iki ders size faydalı olmuştur da buradaki kopyalı yapıştırılara takılmazsınız diyelim. Bu sayfayı da oluşturduk artık. Şunları kapatabilirim. Subtract'la işim kalmadı. Burada değiştirmem gereken bir şey kalmadı. Sayfalarım tamam. Multiply Controller'ımı şöyle Subtract Controller'dan alabilirim. Bunu da kapatalım. Şuraya yapıştıralım. İsimlerini değiştirelim hemen. Bu artık Multiply Controller olacak. Scope State tamam. Şu AB değerlerine şöyle 3 ve 6 diyelim mesela. Farklı olsun. Fonksiyonumuzun adı artık Multiply olarak değişecek. Ve daha sonrasında bu çalıştığında ben Subtract Result'a değil de şöyle Multiply Result'a gitmek istiyorum. Yanımda giderken A ve B değerlerini de götürmek istiyorum diyorum. Result kontrolünün içine de geliyorum. Burada bütün işlemlerimizi, sonuçlarımızı yazıyorduk. Burada değiştireceğimiz herhangi bir şey yok arkadaşlar. Direkt şunu kopyalayalım. Şu şekilde Multiply Result olarak değiştirelim. Şuradaki işlemde çarpma işlemi olacak. Buraya kadar her şey tamam şimdi. Şu multiply controller'ımız arkadaşlar ilk olarak index.html'de bir tanıtalım. Başımıza problem olmasın o. Şunu hemen şöyle atıyorum. Daha sonrasında state'lerimizi oluşturalım isterseniz. Geldim. Toplama, çıkarma benzer şekilde. Şunu kopyalayalım. Hemen altına yapıştırdım. Multiply diyorum. URL'i yine aynı şekilde multiply olacak. Şu yine multiply olacak. Template URL'imiz. Controller'ım da yine multiply olacak. Buraya gitsin diyorum. Şimdi bu işlemi yaptık. İlk olarak burada bir problem var mı yok mu onu kontrol edelim. Onu kontrol edebilmek için ise şurada index.html'imize gidelim. Benim çarpma işlemi için hazırlamış olduğum anchor elementime şu şekilde tanımlamamı yapayım arkadaşlar. Multiply olarak yazdım. Bakalım buraya kadar herhangi bir sorun var mı? Şöyle yeniden yüklediyorum. Çarpma işlemi dedim. Multiply'e geldi. Çarpmak istediğiniz değerdeki giriniz 3, 6. Çarp dediğimde henüz herhangi bir işlem yapmıyor arkadaşlar. Bunu yapmamasının sebebi şurada multiply, multiply result'a ben git dedim. Ama öyle bir şey oluşturmadım arkadaşlar. Hemen onu da oluşturalım. Onu da şuradan kopyaladık. şöyle multiply result diyelim. Nasıl B'si olacak. Multiply result nokta HTML'e gidecek. Result nokta da benim controller'ım. Geldik şimdi. Sayfamı yeniliyorum. Çak dedim. Sonuç 18 olarak geldi. Evet her şey doğru çalışıyor gibi. Şöyle 6 kere 6 36. Çıkarma işlemine bakalım. Eksi bir toplama işlemi 11. Bunlar verimli bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bu dersin küçük olarak öğrenmemiz gereken bilgisi şu arkadaşlar. Bir önceki dersimizde hatırlayacağınız gibi şöyle bir şey yapmıştık. Ben buradaki B'yi kaldırmıştım. Şöyle kaydedeyim. Bunu yaptıktan sonra çıkarma işleminde yapmıştık. Çarpma işleminde yapıyorum. Sonuç sıfır olarak geliyor arkadaşlar. Bunu çıkarma işleminde yaptığımızda sonuç 4 ya da 5 olarak geliyordu. Tam olarak emin değilim. Başında hangisi vardıysa onun sonucu geliyordu. Burada sonuç sıfır. Şimdi bunun sebebi şu arkadaşlar. Biz şurada ya da şuradan göstereyim. Görelde B'yi koymuyoruz arkadaşlar. B'yi koymadığımız için result controller'a gittiğimizde bizim çekmiş olduğumuz değer state param'dan geliyor. State param dediğimiz şey aslında şuradaki URL'in ta kendisi. Yani oradaki parametrelerden çekiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Bu burada görmüyor bunu. Burada görmediği için de işlemlerde aksilikler yaşanıyor. Şimdi bunu nasıl düzeltebiliriz arkadaşlar? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Default parametre vererek arkadaşlar. Yani ben şunu demek istiyorum. Şöyle gelelim state.js'nin içine. Bu state'in alabildiği bir diğer özellik de params arkadaşlar. Zaten konuşmuştuk. state.params a ve b şeklinde. Ben buraya diyorum ki şöyle params diyorum. Şunları şu şekilde açalım. A diyorum. Yine köşeli parantezlerimi açtım. Value diyorum. Ve şöyle mesela 4 diyelim. Daha sonra B diyorum. Yine aynı yapıyor, oluşturuyorum şurada. Value. Buna da 3 diyelim arkadaşlar. Şu şekilde yazdık. Şimdi burada benim yapmış olduğum şey şu arkadaşlar. Eğer ki senin elinde herhangi bir değer yoksa buradaki yani A ve B değerleri yoksa A'nın değeri default olarak 4 olsun. B'nin değeri default olarak 3 olsun diyorum. Ben bunu dediğimde artık herhangi bir problem kalmadan çarpma işlemini yapıyor. Çünkü default değerini burada sağlamış olduk. Burada kafanız karışmasın arkadaşlar. Siz eğer ki B değerini göndermezseniz buradaki değeri alacak. Az önceki gibi şurada yazmazsanız değil. Burası B kısmı opsiyonel oluyor aslında. Opsiyonel olduğu için ben bunu burada göstermek istemiyorum. Sadece A gözüksün ama B ile de işlem yapsın diyorum. Bunu yapabilmesini sağlayan şey de eğer burada göstermezsem şuradaki B'ye vermiş olduğum default değer olacak arkadaşlar. Şimdi bir bakalım isterseniz. Burada bizim B değerimiz 6 idi. A'ya da 3 verdik. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Çarp dedim. 18 olarak bana sonucu verdi. Şurada gördüğünüz gibi sadece 3 yazıyor. Bunda herhangi bir problem yok. Eğer ki B'ye ben gerçekten bir değer göndermezsem değeri 3 olarak hesapladım. Şimdi ben B için herhangi bir değer göndermiyorum. Boş bıraktım şunu. A değerim 3. B'nin default değeri de şurada 3 olarak belirledim. Geldim çarp dedim. Sonucu 9 olarak benim karşıma çıkarmış oldu. Aynısını isterseniz bir de A için deneyelim. Mesela şöyle A'yı da yazmak istemiyorum diyorum. Default değerleri 4 ve 3. Geldim şöyle sayfayı yeniliyorum. Çarp dedim. Sonuç yine 18 olarak geldi. Çünkü benim default değerlerim mevcut. Kaldırıyorum ikisini de. Verdiğim değerler 4 ve 3'tü. Çarp dedim. 4 çarpı 3 12 olarak bunun sonucunu verdi. Yani siz burada uzun uzun bu bütün verileri göstermek istemiyorsanız yapacağınız işlem Şurada kontrollerin içinde params oluşturmak arkadaşlar. A ve B'ye ya da C'ye D'ye 20 tane, 30 tane değeriniz olabilir. Bunun değerini burada default olarak sağlarsanız artık şurada göstermek zorunda değilsiniz ve buradan hangi değer gelirse onu da karşısına yazar herhangi bir problem çıkartmadan arkadaşlar. Bu şekilde parametreler ve işlemler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şunlara şöyle AB diye yazalım isterseniz yine herhangi bir sorun olmasın. Gözümüz bu şekilde görsün bunu. Evet çok fazla uzatmayalım isterseniz. Kısa kesmek istiyorum bu dersleri. Burada da parametrelerle ilgili yani stacklerin alabileceği parametrelerle ilgili konuşmuş olduk. Burada kapatmadan son bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu parametreleri sonuç kısmına yazıyorsunuz. Yani sonuç ekran size nerede yansıyorsa. Bu parametreleri gidip şuralarda kullanmanızın herhangi bir mantığı yok arkadaşlar. Çünkü ben zaten bu değerleri burada kullanıyorum. Ve sonuç ekranı burada yansıyor. O kafa karışıklığınız olmasın yani. Bu şekilde diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.